gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Dizeleri ne kadar da Evliya Çelebi'yi anlatıyor değil mi? Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? Evliya Çelebi 25 Mart 1611'de İstanbul Unkapanı'nda doğmuştur. Önce mahalle mektebine giden Evliya Çelebi çok iyi bir öğrenim gördü. Daha sonra Şeyhülislam Hamit Efendi medresesine girdi. Burada 7 yıl kaldıktan sonra saraya özgü olan Enderun'a devam etti. Dil bilgisi, gramer, kafiye, hüsnü hat dersleri gördüğü gibi Enderun Muşiki Sinaslarından Derviş Ömer Ağa'dan musiki öğrendi. Okul öğreniminin dışında özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri aldı. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. Öğrenimini bitirdikten sonra 25 yaşındayken Ayasofya Camii'nde mukabele okuduğu sırada camiye gelen 4. Murat'ın iradesiyle saraya alınıp musahipler arasına katıldı. Saraya alınmasına o sırada silahtar olan akrabası Melek Ahmet Paşa, Ruznameci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa yardımcı olmuşlardır. 4. Murad'ın ölümüne kadar sarayda zeka ve güzel konuşma kabiliyeti sayesinde padişahın teveccühünü kazandı. Zamanına göre iyi derecede tahsil gören Evliya Çelebi, nazımla meşgul olmuş ve musikiyle uğraşmıştır. Birçok harbe katılarak hatırı sayılır tehlikeler atlatmıştır. Kendisi hiç evlenmemiş, elde ettiği tüm hediyeleri, para ve ganimet mallarını kız kardeşlerine sarf etmiştir. Çelebi'nin düşünceleri çok farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren içinde müthiş gezi arzusu vardı. Yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak istiyordu. Bu yüzden sarayda fazla kalamadı. İlk gezisini İstanbul ve çevresine yaptı. 1640 yılında babasından habersizce Bursa'ya gitmek üzere İstanbul'dan çıktı. Bu seyahatten 35 gün sonra geri döndü. Oğlunun seyahat aşkını gören babası bundan sonra seyahatine müsaade etti. Çelebi ikinci seyahatini 1640'ta İzmir'e yaptı. Gezdiği yerler arasında o zamanki Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yer alan hemen bütün yerler vardı. Seyahatname Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır ve 10 ciltten oluşmaktadır. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı şekilde deyimler çokça kullanmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde gezip gördüğü yerleri kendi üslubu ile anlatmaktadır. Eser bu yönden Türk kültür tarihi ve gezi edebiyat açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Evliya Çelebi'nin uzak memleketlere ilk seyahati Ketenci Ömer Paşa'nın Trabzon'a vali tayin edilmesiyle gerçekleşti. Paşa'nın yanında deniz yoluyla Trabzon'a geçti. Azak Kalesi'nin geri alınması için Serdar Hüseyin Paşa kumandasında sefere katıldı. Seferin neticesiz kalması üzerine Kırım'a gidip Bahadır Han'a misafir oldu. Kışı Bahçesaray'da geçirdi. Kırım'dan İstanbul'a deniz yoluyla döndü. Bindiği gemi şiddetli fırtına yüzünden batma tehlikesi geçirdi. İstanbul'a döndükten sonra muhtemelen bu korku dolayısıyla 4 yıl kadar seyahate ara verdi. 1645 yılında tekrar yola çıktı. Bu defa Yusuf Paşa'nın ordusu ile birlikte Girit seferine katıldı. Hanya Kalesi'nin fethine şahit olduktan sonra İstanbul'a döndü. Beylerbeyi'nin Suşik seferine katıldı. Tebriz'e dönen Safevi elçisine refakat etti. Azerbaycan ile Gürcistan'ı dolaştı. Bakü, Tiflis, Revan, Gümüşhane
ve Tortum taraflarını gezdi. Evliya Çelebi, Kara Haydaroğlu Mehmet ve Katırcıoğlu Mehmet gibi Celali reisleriyle de tanıştı. Varvar Ali Paşa isyanına şahit oldu. Onun İpşir Mustafa Paşa tarafından mağlup edilişi ve öldürülüşüne de eserinde yer verir. Ağustos 1648'de Murtaza Paşa ile birlikte Şam'a giden Çelebi, buradan Suriye ve Filistin'in birçok şehrine seyahat imkanı buldu. Devlet adamlarının durumunu, tavırlarını, isyanlar ve haksız uygulamalardaki rollerini eserine kaydetti. Melek Ahmet Paşa'nın Van Beylerbeyliğine tayini üzerine tekrar Anadolu yollarına düşen Evliya Çelebi, bu seyahati sırasında Doğu Anadolu'da pek çok yeri dolaşma imkanı buldu. Ayrıca çeşitli görevlerle İran ve Bağdat taraflarını gezdi. Evliya Çelebi, Aralık 1657'de İstanbul'a döndükten bir süre sonra Bursa, Çanakkale ve Gelibolu'yu dolaştı. 1659 yılında kendisine yeni bir seyahat imkanı çıktı. Asi Eflak Bey'i harekatında Kırım süvarileriyle birlikte çeşitli akınlarda bulundu. Edirne'ye dönüşünün hemen ardından Köse Ali Paşa'nın Varat seferine katıldı. Bundan sonra Bosna Beylerbeyi Melek Ahmet Paşa'nın yanına giderek Bosna eyaletini dolaştı. Ardından Rumeli Beylerbeyliğine getirilen Melek Ahmet Paşa ile birlikte Sofya'ya gitti. Vergi tahsili göreviyle Rumeli'yi dolaştı. Yeni bir seyahat için fırsat kollayan Çelebi, 1663 yılında Fazıl Ahmet Paşa'nın Avusturya seferine katıldı. Uyvar Kalesi'nin fethinden sonra rivayete göre Bohemya'dan İsveç'e ve Hollanda'ya kadar birçok diyarı dolaşmıştı. Belgrad'a dönüşünde Mehmet Paşa'ya mektup götürdü. Burada Venedik sınırı boylarındaki harekatlara katıldı. 1664'te Kara Mehmet Paşa'nın mahiyetinde Viyana'ya gitti. Seyahatnamenin 10. cildi eksik bir şekilde birdenbire bitmektedir. Bu sebeple de Evliya Çelebi'nin eserini bir sonuca bağlayamadan vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi hakkında da kesin bilgi yoktur. Evliya Çelebi'nin yazılarında genel olarak bir ifade güzelliği hakimdir. Üslubu ise yer yer görülen gramer hatalarına rağmen okuyucuyu cezbeder. Evliya Çelebi olaylara çok defa alaycı bir tavırla yaklaşır. Karşılaştığı kimselerin taklidini yapmaktan çekinmez. Bazen naklettiği şeyi daha da renklendirmek için uydurma bir haber veya hadise ortaya atar. Bu arada okuyucunun ilgisini çekmek maksadıyla aklın almayacağı garip olaylara yer verdiği de görülür. Mesela fillerin geçtiği köyde kadınların fil doğurması, gayipten haber veren mağaralar, çaresiz dertlere derman bulan hekimler gibi.